izleyenler, Ünye Merkez Çamurlu Mahallesi Paşabahçe mevkiindeyiz. Ünye'nin ünlü kaptan şoförlerinden Laz Mustafa lakaplı Mustafa Özkan'la beraberiz. Mustafa Özkan'ın özelliği eski nostaljik arabaları kullanması. Kendi altında 64 model Chevrolet'si var. Biz Mustafa Özkan'ı biz tanıyoruz da kendisini tanıtalım. Evet Sayın Özkan. Evet. Arabanın direksiyonundayız. Önce bu arabaya nasıl sahip oldun? Bu nostalji hastalığı, nostalji merakı nereden başladı? Ben 1967 senesinde bu mesleğe başladım. 79'da ehliyet aldım. Pardon 69'da özür. Bir de senin şoför olmana vesile olan rahmetlidir mutlaka. Tabii. Onu da analım. Tabii. Şöyle şimdi biz 52 Ağustos'tan aldık 64 senesinde. Buradan İkizce'ye 2,5 liraya yolcu taşıdık. Harika. O seneler. Rahmetli Nur Yasin Canan'a Ahmet Yıldız Taksi'de taksici abim vardı. Cengiz Ahmet. Ondan evet. Almıştık. Ondan almıştık otobüsü. Öyle mi? Tabii. Cengiz aslında Ahmet. Aslında yeterine gidersek Baba Lütfi'den de o almıştı. Allah mekanını cennet eylesin. Çok. Nur Yasin Can'a. Ünlü kaptan şoförlerinden birisidir. Bir abimdi. Ben onunla beraber çalıştım. Evet. Çalıştım. Evet. Nur Yasin Can'ın. Evet. Evet. Bir de onu anmışken vefatını dile getirelim. Evet. Ki insanlar her şeyin yalan, ölümün gerçek olduğunu biliyorlar ama aynen bizatihi öyle yaşasınlar. Saygıdeğer izleyenler. Cengiz Ahmet Park Taksi, Yıldız Taksi'de arabasında işletmecilerdendir. Yolcusunu getirip yeniden araçların sırasına giriyor. Biraz yorgunum diyor. Aynen arabanın öyle bagajında yok önünde direksiyonunda yani. Biraz gayri kestireyim değil istiyor. O vaziyette kestiriyor. Alıyor. Önündeki araba yolcuya gidince Ahmet abi diyorlar. Arabayı çek. Sıraya çek. Yanaşıyorlar. Evet. Ahmet abi hakkın rahmetine kavuşmuş. Evet. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Allah ailesine sağlık sıhhat afiyet versin. Evet. Evet. Sayın Özkan. Ben şimdinin evet nostalji arabandan bahsedelim. Bu arabayı nasıl yeni bu arabayı için şöyle söyleyeyim, ben hep devamlı 64 kullandım. İlk zamanlarda değişik model kullandım ama yani 73'ten bu tarafa hep 64 kullandım evet ben. Bu benim arabayı satınca bu arabayı da takip ediyordum videosunu. Bu da Adana'da bir arkadaş zamanında abilerimizden biri almış. 45 sene onda kalmış bu araba. Maşallah. Bir fiil evet. Vay. Ondan sonra kalkıyor bir başkası alıyor onu bir polis arkadaş. Ve ondan sonra da bizim şimdiki almış olduğum bir abim vardı. Onun da soyadı Ahmet, bizim Hangu Ahmet vardı Kadir İnanır'ın kardeşi. Evet. Onların soyadı, onun da soyadı İnanır. İnanır. Ama orada tabii onlar da Mardin kökenli. Öyle nasip gittik işte buradan telefonla pazarlık edelim. Adana'dan aldım. Adana'dan aldım. Evet. Şimdi nostalji arabalarına meraklı olduğunu seni tanıyanlar tanır. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde tanımayan, arabası olup da tanımayan yoktur. 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 Gelelim senin dönemindeki şoförlük ile bugünün şoförlüğüne. Orada bir nokta koyalım. Koyalım. Buyurun efendim. Bak şimdi. Ben şu anda 72 yaşındayım. Sene sonunda Allah izin verirse 73'e gireceğiz. Allah sağlıklı uzun ömür. Amin cümlesine. Ama ben o günlerimi arıyorum. Niye? Ya. 15 liraya günlük yemeye çalışan Laz Mustafa vardı. Mutluydu. Maddi manevi her hususta karşısındakine saygısı sevgisi sonsuz. Karşıdaki gidiler de bizlere sonsuzdu. Ama şu anda yok. O yok. O bitti. Eski, hani Köroğlu boşuna demedi. Delikli demir çıktı mertlik bozuldu. Bozuldu diye. Ha. Evet. Evet. Yeni nesil kaptan şoförlere eski tecrübeli bir kaptan olarak, muavinlikten yetişen bir kaptan olarak önerin nedir? Benim önerim önce sürat. Bir. İkincisi çok meşhurdur. Önünü görmeden sollama,
evine gözyaşı yollama. Harika. Anlatabildim mi? Harika. Onun için olağanüstü. Çok, çünkü o zaman bizim başladığımız devirlerde günde 10 tane araba geçerdi buradan. Şu anda dur marşa basaka 50 tane araba geçiyor. Şu anda evet öyle. Onun için dikkat, dikkat, dikkat kardeşim. Evet, Sayın Özkan, sizin arabanızla ben de 75 yılında gelin oldum. Evet, rahmetli Senayi'ye vermiştim arabayı. Senayi Şirin'i evet. De rahmetle, minnetle canına, evet. Yad edelim. Evet. Allah ruhunu şad, amin. Mekanını cennet eylesin, çocuklarına metanet versin. Amin. Benim çok eski bir arkadaşım. Evet, pilot yıllarca, Senayi. Aynen pilot öyle. Pilot Senayi Şirin. Kalenler bilir. Evet. Evet, 75 yılında rahmetli kayınpederim, kaymakam şoförü Fort evet, Kemal Yorumbat'ın vefatı nedeniyle düğün yapamadık. Senayi direksiyonda saldıcım, siz arabayı bize verdiniz. Biz buradan gelini, daha doğrusu damadı benim gelin, iş güveye gittiğim için. Eyvallah. Gelini damadı evinden sen aldık. Zor. zor, Allah kolaylık versin. Dediğin gibi yaklaşık 50 yıllık gelin oldum ben de aşağı yukarı. Gelin hanıma da hürmetlerimi sunuyorum. Damat ben burada yani her de tabi her ne kadar da burada şey yaptıysak ama netice de ya netice de evet başkadır. Efendim. Benim ablam aynen. Başkadır. Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kahrımızı çekiyor. Tabi tabi. Minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ailece, evine, eşine sadık olan herkese. Size evlisiniz. Allah'a şükür. 4 tane çocuğum var. 8 tane torun var. Allah bağışlasın. Amin. Sağlıklı uzun ömür versin. Çok diyor. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ben de Mustafa Özkan. Buradan tüm Ünyeli değerli büyüklerime ve küçüklerime sonsuz saygı, sevgilerimi sunuyorum. Onlar bana unvanı onlar vermiştir Ünye'de. Laz Mustafa'yı unvanını o vermiştir bana. Evet. Onlara sonsuz teşekkürler. Onlara sağ olunlara ömür, rahmetli olanlara da nur yağsın canına diyorum. Mekanları cennet olsun. Saygılar. Ama bu arada evet. Baba lütfüyü de geçemeyeceğim. Çok değerli benim bir baba lütfüm vardı. O dünya bir tarafa benim için o bir tarafa. Evet. Ünye'nin babası. Babası evet. Şen Şakrak evet. İnsanları. Tabii. Biliyorsun, bir gruptu. Biliyorsun o aslı Vezir Köprü'dür. Vezir Köprü'den buraya gelip yerleşmedir. Evet doğru. Aynen öyle. Ama gerçekten Şen Şakrak. Şimdi Sayın Ahmet Yen'in şöyle söyleyeyim size değerli abim. Ben o kadar eski değilim ama çok eskilerden bilgim vardır. Onun için derine daldık mı biz bu işin içinden çıkamayız, çıkamayız. Gibi geliyor. Evet. Tek kelimeyle evet. Eskiyi arıyorum, özlüyorum diyor. Hem ne kadar. Evet, saygıdeğer izleyenler. Onu tarif edemem. Edemem. Tarif edemem. İdareciler eski ülkeyi her yönünde yaşatın bize. Her yönüyle. Evet. Her yönüyle abiciğim. İnsanlık yönüyle. Her yönüyle. Her yönüyle. Maddi manevi her yönüyle. Ama evet. Ben eski günlerimi arıyorum. Size sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Size de iyi görevler, başarılar diliyorum. Eyvallah. Sağ olun. Size de ahiriyetten teşekkürler Arif Bey kardeşim. Evet, kameramanımıza selamlar buradan. Bizi evet. Sizinle buluşturan gizli kahramandır kameramanlar. Evet. Evet, marşa basıyorsun. Evet, nostalji arabasında... Sesi de direksiyonda, viteslerinde görüyorsun. Evet, işte bu. Saygıdeğer izleyenler. Hepsi burada. Bu kadar basit. Hakkını helal et kardeşim. Sizler helal edin, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol.